ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. Aziz dinin muhterem mensupları, Rabbimiz nasip ederse geçen haftadan kaldığımız bu vatan kimin sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor idik. Ve nitekim bu vatanın ne yan gelip yatanın ne benim gibi böyle bol bol atanın, bu vatan ne de bu vatanı satanındır demiştik. Bu vatan şu toprakları ki Anadolu'nun bütün topraklarında sulamıştır kanlarıyla şehitlerimiz. Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklarımız yer altında yatan kefensizlerindir. Ve o kefensizlerin şiarında, şuurunda olanların ve onun izinden gidenlerin vatan için, Allah için, bayrak için, ezan için ölmek ve geride kalanlara ümmeti Muhammed'in geleceği için elinden gelenin ötesinde canını da verip, elinden geleni yapıp canını da verdikten sonra Allah Azze ve Celle'nin huzuruna kanlı gömleğiyle, kanlı elbisesiyle çıkarak peygamberlere misafir olan şühedanındır dedik. Ve şühedayı da ne yaptık? Selamladık aziz dostlar, güzel insanlar. Ve en son olarak da Bu Bayrak adlı ezgiyi okuduk. Biz bugün de inşallah Bu Bayrak ezgisiyle sohbetimize başlayalım ve vatanın kimin olduğunu ve vatan mefhumu nasıl bir mefhumdur bunun üzerinde durmaya ve en önemlisi şehitlerimizi anmaya devam edelim. Bugün de dört yolumuzda bir şehidimiz var. Binaenaleyh şehidimize ve bütün şehitlerimize selam olsun. Bayrağımızın rengi az solunca bir şehit haberi duymamak mümkün değil. Dedik ya, bayrağın üzerindeki renk, al bayrak rengi, şehitlerin kanının rengidir. Onun için de şehit kanıyla sulanması gerekiyor arada bir. Onun için de ölmek bizim için şereftir. Öyle demiş bizim bütün şerefli insanlarımız. Ölürsek şehit cennet bizim, kalırsak gazi devlet bizim diye bu şuurda çarpışan öncelikle başta güvenlik görevlilerimizi Rabbim esirgesin, korusun. Onları Celle Celaluhu basiretlerini, ferasetlerini, adaletlerini arttırsın. Mermilerine tam isabet nasip eylesin. Onlara tuzak kuran hainlerin bombalarını, mermilerini kendi ellerinde, kendi evlerinde, kendi kendilerine nasip etsin ve patlatsın inşallah. İşte bayrağın rengine bugün birazcık daha al oldu, daha parladı. Neden? Çünkü bugün bir dört yol şehidimiz var. Onun adına sevinçliyiz. Kendi adımıza, tabii ki ailesi adına da üzgünüz. Neden? Çünkü biz şehit olamadık. Ailesi de ondan ayrıldı. Bundan dolayı da bir üzüntü içerisindeyiz elbette. Ama üzüntümüz cennetle inşallah hepsi ortadan kalkacaktır biiznillahi teala. Zemin kan kırmızı, ay yıldız ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Balazgirt'te Alparslan'ın dilinde, surlarda Ulu Batılı'nın elinde. Malazgirt'te Alparslan'ın dilinde, surlarda Ulu Batılı'nın elinde. Çanakkale cihadının yılında, zemin kan kırmızı, ay yıldız ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Zemin kan kırmızı, ay yıldız ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Destanlar yazıldı zalime karşı, mazlumun duası kapladı arşı. Destanlar yazıldı zalime karşı, mazlumun duası kapladı arşı.
uğruna yazıldı İstiklal Marşı. Zemin kan kırmızı, ay yıldız ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Zemin kan kırmızı, ay yıldız ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Peygamber kabrinde sadık muhafız, bayraktan alırdı mücahitler hız. Peygamber kabrinde sadık muhafız, bayraktan alırdı mücahitler hız. Unutana yine hatırlatırız, zemin kan kırmızı, ay yıldız ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Zemin kan kırmızı, ay yıldız ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. İşte bu bayrak her zaman şehitlerin kanıyla sulandığı için de al yazmalı bir örtümüzdür bizim. Gökyüzünde bizim koruyucumuzdur. Odur bizi gökyüzünde koruyan, yeryüzünden askerimiz, polisimiz, güvenlik görevlilerimiz korurlar. Gökyüzünde de bayrağımız bizi korur aziz dostlar, güzel insanlar. Bütün bizi korumak için canhıraş bir şekilde çalışan bütün güvenlik görevlilerimize de buradan selam olsun. Allah yar ve yardımcılar olsun. Rabbim onlara kolaylıklar versin ve bizi korudukları için Allah onlardan zaten razı olsun, ama şehitlik mertebesine de ulaştıkları zaman onlar mutlu olacaklar. Rabbim bize de o mutluluğu nasip eylesin inşallah. Biraz sonra inşallah yine ezgilerimizden okuyacağız. Ama vatan mefhumunu biz bir türlü tam anlamış değiliz sevgili dostlar. Vatan dediğimiz gibi ne yatanındır, ne satanındır, ne de böyle bol bol atanındır. Vatan onun için bir şeyler yapanındır. Yani ter dökenindir, gözyaşı dökenindir, efendim kan dökenindir. Yani bir şeyler yapmıştır vatanı için. Ben vatanım için ne yaptım sorusunun cevabını kimse bir şey veremiyorsa demek ki sen o vatana bir şey yapmamışsın demektir. Bir şey yapmamışsın. Sen ancak kendi mideni düşünmüşsün, kendi menfaatini düşünmüşsün, yemeni içmeni düşünmüşsün demektir. Böyle olursa da otomatikman zaten sen kardeşim vatan için çalışmadığın için zaten bu dünyada da yarı mutlu olursun. Hani mutlu olduğunu zannedersin de aslında o mutluluk mutluluk değildir. Yarı mutluluktur. Parçalı bulutludur. Aynı bizim dört yolun payasının havası gibi. Yani bir bakarsın şimdi yağışlı gibi bulutlu, biraz sonra güneş çıkar mı çıkar. Böyle olursun yani. Bir gülersin, bin ağlarsın. Ama ahiretteki ağlaman ya, çünkü sen böyle bir ülkede, cennet vatan bir ülkede, Türkiye'de doğmuşsun. Bu bir şereftir vallahi. Bu bir ayrıcalıktır vallahi. Bu bir torpildir vallahi. Geçen hafta da ifade ettim. Neden? Çünkü bizi Afrika'da da Allah-u Teala bir ananın babanın çocuğu olarak doğurtturabilirdi. Amerika'da, Venezuela'da, efendim Arabistan'da doğan bir çocuk da olabilirdik. Bu bir nimet yahu. Bu bir Rabbimizin bize bir lütfudur. Bu lütfa ne kadar şükretsek o kadar azdır. Geçen hafta da ifade ettiğimiz gibi. Onun için de sevgili kardeşlerim, bizim bu vatana yapmamız gereken şeyler var. Nedir onlar? Efendim bir, vatanım için yaptığımla kendim için yaptığımın hiç olmasa denk olması gerekir. Yani günde 8 saat ben kendim için çalışıyorum değil mi? O 8 saati ne için çalışıyorum? Rızkım, yemem, içmem, çocuklarımın giyimi, kuşamı, barınağı falan filan hepsini onu düşünüyorum. Eyvallah. Ama diyeceksiniz ki hocam ben buradan da devletime vergi veriyorum. Tamam, oradan da bir şeyin var tabii ki, teşvikin var. Bir yardımın oluyor devletin büyümesi için. Ya vergi kaçırana ne diyeceğiz? Bir de vergi kaçıranlar var. Muhasebesini benim yanımda diyor ki ya diyor ne yapalım, bir fatura daha mı bulalım diyor. Bir naylon fatura daha bulalım. Almadığı bir ürünün faturasını koyarak böylece az daha vergiyi düşürecek. Çünkü hocam diyor katma değer vergisi şu kadar fazla öderim. Çünkü diyor şöyle olmuş böyle olmuş. Benim pek aklım ermiyor da ama anladığım kısmı belli, herkesin anlayacağı türden bir şey. Devletten vergi kaçırıyor. Şimdi şöyle diyebiliriz. Ama hocam devlet de çok vergi alıyor canım. Bu kadar da vergi almamalı diyebiliriz. Ama o ayrı bir mevzu.
Bir de bu devlet bizim devletimiz. Biz kendi devletimize düşmanlık yaparsak Yunan'a ihtiyaç var mı o zaman? Yahudi'ye ihtiyaç var mı o zaman? Yok. Hani Yahudi bizim düşmanımız. Allah onları lanet etsin falan filan demenin duası kabul olur mu? Olmaz, çünkü biz de Yahudileşmişiz. Biz de dünya birleşmişiz. Hutbemde inşallah anlatacağız dünya birleşmeyi. Binaenaleyh dünya içimize girmişse vatan mefhumu yok olmuş demektir. Bizim de Yahudi'den ne farkımız var? Yunan'dan ne farkımız var? Amerikalı'dan ne farkımız var o zaman? Kendi ülkemizin geleceğiyle oynuyor ise. Nokta. Buradan öte söze hacet yok zaten. Onun için de aziz dostlar, güzel insanlar, biz vatanımız için elimizden gelenin ötesinde gerektiği yerde canımızı da verebilecek şuurda olmamız gerekiyor. Efendim, bir hep biz mi yapalım gibi böyle bazı söyleyenler olur. Böyle teraneler yapar. Her şeyi ben yapıyoruz. Bizim gibi adamlar yapıyor. 3-5 kişi yapıyor. Veya fakirler hep bu vatan için düşünüyor da zenginler düşünmüyor. Bunu söyleten nedir? Şeytandır. Bunu söyleten nefistir. Elbette böyle de olmuş olabilir. Ama aziz dostlar, güzel insanlar, sen doğru olanı yapmakla yükümlüsün. Yanlışı konuşarak sen de yanlışa düşeceksin. Yani herkes hatalı davranıyor diye ben de hatalı mı davranacağım? Böyle bir mantık var mı? Askeriyede vardı değil mi? Askerliğinizi yaptınız çoğunuz. Ben bir türlü öğretemedim bizim gençlere. Ben 30 yaşında askere giden akılsızlardanım. Hepsi 20 yaşındaydı. 30 yaşında olunca birazcık daha olgun oluyor insan. Tabii ki ister istemez. Biz gittik, üst devrelerin tamamı bize zulmediyor. Ya tamamı, bana bile. Bana bile yapıyorlar yani. Komutanların çoğu bana karşı hürmetliydi. Hem hoca olmamız hem de efendim 30 yaşında olmamızdan dolayı ben komutandan büyüktüm. Öyle diyeyim yani, bizim bölük komutandan büyüktüm. Binaenaleyh korkmayın bu ara, askerlik mevzusuna girdim. Vallahi hoca bu askerlikle bitirir bu sohbeti diye. Korkmayın, ben öyle uzatmam. O kısa devre yapanlar öyle uzatıyorlar. Bizim gibi uzun dönem yapanlar uzatmazlar, korkmayın. Efendim, bizim o anda askerde o gördüğümüz zulmü gördü çocuk. Ben de hocayım ya. Hocam bu olur mu ya diyor. Bak görüyor musun diyor. Bize zulmediyor üst devreler. Hadi en üst devreyi anladık diyor. Tezkere alacak dedemizi. De bu üst devremize ne oluyor? Biz 6'ya 4'tük. İşte mesela 6'ya 3 bize zulmediyor. 3 ay fark var arada. Çömez şunu yap. Çömez bunu yap. Daha başka laflar var da kürsüden söylenmez yani. Edebimize de uymaz zaten. Dedi ki hocam bu olur mu ya? Olmaz tabii ki, yanlış. Peki dedim ben, yarın siz de 3 ay sonra da sizin alt devreniz gelecek. 7'ye 1'ler gelecek. Peki siz asla böyle yapmayız hocam. Bu yanlış. Aferin. Heh. Bunu aldıysanız bu derse önemlidir. Peki ne oldu sizce? 7'ye 1'ler geldi. Aynı lafları onlara onlar söylediler. Çömez şunu yap. Çömez bunu yap. Er olanı da. Yani onbaşı çavuşu değil. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Hani yapmayacaktınız. Ama hocam bize de yaptılar. Mazeret bu. Peki dedim ki size yapanlar bunlar mı? Hani misli misline kısas yapasınız yani. Kısas yapamazsın. O yapmadı sana. Senin üstün yaptı. Sık isadi üst devrene yap. Olmaz. İşte burada bir gelenek olmuş hocam. Bu gelenek yanlış mı? Yanlış. O zaman yapma. Hiç unutmuyorum. Ben zaten sonra 44 gün sonra mutfağa geçtim. Aşçıbaşı olarak askerliğimizi bitirdik. Yemekten de anlarım yani. Ondan dolayı da aşçıbaşı oldum. Şimdi yemek acıkanlar böyle gelirler. Biz patates kızartmışız, bir şeyler yapmışız. Çocuklara verirdim ben. Hepsine verirdim. Tabii o benden önce sadece üst devre yermiş. Yani mutfaktan sadece üst devre istifade eder. Gelir öyle ekmek arası sadece üst devre yermiş. Bak. Ben geldim bunu bozdum. İmha ettim. Aşçıbaşıyım, yetkim var. Efendim, hepsine veriyorum. Kim gelirse ekmek arası. Bir tane üst devre dedi ki ya hocam dedi, sen dedi gelenekleri bozuyorsun dedi, bu çömezlere dedi niye veriyorsun dedi, hadi bizim kep altına ver de dedi bunlar. Dedim benim tepeme attırma, sana vermem asıl dedi. Üst devreydi o. Vallahi sana vermem, en alt devreye verim. Tamam hocam dedi, bildi beni zaten, tanıdı artık beni. Binaenaleyh bizler yanlışı görüp de yanlışta ısrar edersek bu yanlışı biz de yapmış oluruz. Buradaki örneğin kastım oydu. Tertipçilik yanlış mı? Şimdi kime sorsak yanlış olduğunu söyler. Ama herkes yapıyor. Bu nasıl iş?
Yere tükürmek yanlış mı? Yanlış ama herkes tükürüyor. Çöp yere atmamak lazım. Doğru mu? Evet doğru. Arabada gidiyoruz, pat diye atıyor adam. Bir şey yemiş, çikolata atıyor şeyi. Sigara izmaritini atıyor. Ya kardeşim nereye atıyorsun sen ya? Yanlış mı bu? Yanlış. Vatanını seven adam yere çöp atmaz. Vatanını seven adam yere tükürmez. Bu kadar önemli bu. Vatanını seven adam vatan için bir şeyler yaptığı gibi yanlışlarda, hayatında yanlışlar varsa onlar da siler atar. Onun için de bize bu cennet vatanı armağan eden şehitlerimizin de kemiklerini sızlatmamak lazım. Her şeyimizde, yaşantımızda, oturuşumuzda, kalkışımızda vatanımız için bir şeyler yapmamız lazım. Ne diyor Akif? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. Yazıktır. İncitme atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Yani böyle bir cennet vatan sana armağan etseler, birisi hediye etse bile, yine de diyor dünyaları verseler bunun gibi, yine de bunu bulamazsın, bak onu bil. Ben Avrupa'da, Afrika'da gittiğim yerler var. Arabistan'a gidiyorum. Vallahi ve billahi önceden derdim ki ülkemiz yalancı cennet derdim ben. Kıymetini o kadarlık biliyordum. Buralara gidince artık ben sözümü değiştirdim, sözümü aldım. Burası cennet olsa gerek. Yani herhalde bütün insanlar öldürülecek, yeniden Türkiye'de canlanacak diye düşünüyorum ben. Öyle düşünüyorum. Hele hele özellikle burası. Rahmetlik benim babam öyle derdi. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Türkiye'nin en güzel yeri Hatay. Hatay'ın en güzel yeri Dört Yol. Dört Yol'un en güzel yeri Ocaklı. Ocaklı'nın en güzel yeri benim evim derdi. Aslında burada mesaj da verirdi. Yani herkesin kendi evi kendisine göre güzeldir. Mahallesi güzeldir. Efendim ilçesi güzeldir. İli güzeldir. Ama ülke olarak hakikaten seçilmiş bir ülkeyiz. Seçilmiş bir ülkede Allah bizi yarattı. Ama kıymet bilmiyoruz. Ama kadir kıymet bilmiyoruz. Bilmediğimiz zaman bu elimizden alınır mı? Alınır. Daha dün bir yerde sohbet verdim. Ayet-i Kerime'de diyor ki, eğer siz Allah'ın dinine sahip çıkmazsanız sizden daha iyi birilerini getirir. Onlar Allah'a hakkıyla kul olur. Allah'a gereken görevlerini yerine getirdikleri gibi emirlerini yerine getiren yeni bir nesil, yeni bir kavim getiririz diyor. Diyor mu bunu? Bu tarihte de olmuş mudur? Olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Mesela Araplar dinimize karşı çok büyük bir özveriyle davranmadıkları için biz aziz milleti Türkleri bu dünyanın hamisi ümmeti Muhammed'in halifesi tayin etti değil mi Allah-u Teala? 600 yıllık imparatorluğun 400 yılında biliyorsunuz nedir? Halifelik bizdedir. Binaenaleyh böyle bir durumda bu şerefi bize kim verdi? Allah verdi. İşte ayette söylediği, sizden daha iyilerine veririm, yapanlara veririm. Peki biz şimdilik yapmadık, ne oldu? Elimizden aldı mı Allah-u Teala? Ümmeti Muhammed'in reisliği gitti mi? Gitti. Ümmeti Muhammed başsız kaldı mı? Kaldı. Ümmeti Muhammed'in bütün coğrafyasında kan, gözyaşı var mı? Var. Yahu biz bir barış harekatı yapıyoruz. Barış, baş, savaş değil bu zaten. Teröristleri temizleme ve Suriyeli kardeşlerimize bir geçit açmak ve oraya yerleştirmek için yaptığımız Barış Pınarı harekatına Arap devletleri toplanmadı mı? 3 tane devlet hariç hepsi ne yaptı? Kınadı bizi ya. Ulan Müslüman bunu yapar mı diyoruz değil mi? Niye yapar? Yapar tabii. Başsız olursa, başı Amerika olursa, mesela Suudi Arabistan değil orası, Suudi Amerika. Yani ben hep öyle diyorum. Biz hep Umre'ye gidip geliyoruz. Orada da diyorum ha. Ya doğrusu bu. Ama Umre'ye de gitmeyelim gibi bazen böyle şeyler yapıyorlar protesto. Efendim Umre ayrı şey. Bir ülkenin idarecileriyle olan husumetimiz ayrı bir şey. Ya Amerika da bizim düşmanımız zaten. Dostumuz değil ki. Yani Amerika ile ilişkiyi kesersek neler olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yani öyle bazen bazıları çok ileri geri konuşuyor da öyle değil. Gazın ayağı öyle değil. Perdeli. Öyleyse sorumluluk bilincini öyle yapmalıyız ki kendimize zarar vermemek gibi yükümlülüğümüz olduğu gibi ümmete de zarar vermemekle yükümlüyüz. Şüheda fışkıracak toprağını sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek beni vatanımdan cüda derken Akif yine, bu vatanın her tarafında şühedanın kan izleri var.
yarın sorar vallahi bize. Halbuki o bizi izliyor. O şehitlerin hepsi bizi izliyor. Ve diyor ki ah diyor keşke 1000 tane canım olsa da ben o 1000'ini de Allah yolunda vatan uğrunda verebilsem diyor. Şehit tahtında Rabbe gülümser, ah binlerce canım olsaydı der. Şehit tahtında Rabbe gülümser, canım bedeli bir sofradan yer. Ümitsiz olmaz, ümitsiz olmaz, sevdasız olmaz, sevdasız olmaz. Dağları oyup zindan etseler, davanın önüne geçemezler. Dağları oyup zindan etseler, davanın önüne geçemezler. Yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz. Yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz. Şehit tahtında Rabbe gülümser, ah binlerce canım olsaydı der. Şehit tahtında Rabbe gülümser, canım bedeli bir sofradan yer. Karanlık ölü, zulümat ölü, gözler önünde ve ölüm ölü. Karanlık ölü, zulümat ölü, gözler önünde ve ölüm ölü. Allah'ım artık Uhud ve Bedir ve ümit sevda şehadet nedir? Soludum kabri mahşer adını, ümidi şehidi ve sevdayı. Evet. Uhud ve Bedir önemli bir savaşlar. Onu da ezgiye koymuşlar. Uhud'dan sadece bir şey söyleyeyim. Uhud'da Kuzman adında birisi daha ölüyor. Şehit herkes zannediyor. Peygamberimiz diyor ki şehit değil. Bak şehitlik de öyle kolay değil ha. Şehit adam Allah için, vatan için yapacak. Niyeti bu olacak. Yoksa şerit olur. Yani yoldaki şerit var ya, o şeritten olur. Şehit olacağım derken şerit olabilir. Böyle deyince sahabe-i kiram efendilerimiz birden donup kalıyorlar. Ya Resulallah nasıl yani? Kuzman şehit oldu. İşte 73. şehitti o. Hayır dedi. Kuzman şehit olmadı. Der demez oradan bir tanesi olaya şahit olmuş. Dedi ki ya Resulallah ben şahit oldum. Kuzman çok ağır yaralandı. Savaşırken çok ağır yaralandı. Yaralarının acısına dayanamadı. Öyle dayanamadı ki buraya da dikkat ediniz. Hani bazen Allah vermesin hastalık tabii, öyle dert vermesin. Yani benim babamda azıcık yaşadık biz onu ama morfine daha geçmeden babamın vefat etti. Ama morfine geçecek derecede kanser ağrıları, sızıları çeken varsa yakınlarınızda bunu anlatın lütfen. Bunu anlatın, onlara teskin edici bir şeydir bu. Teskin eder Allah'ın izniyle. En azından sabırları daha çok artar. Bir de sabır tavsiye etmek yerine edelim tabii de dua edelim. Onun sabırlı olması için çok kolay değil. Allah başa vermesin. Morfin yiyecek kadar acı çeken bir insanın öyle sözle teskin olması çok zor. Öyle diyelim. O zaman ne yapacağız? Bolca dua da edelim inşallah. Hem kendimiz için hem o yakınlarımız için de edelim. Çünkü yarın biz de aynı duruma düşebiliriz. Rabbim kaldıramayacağımız yükü yüklemeyeceğini bize Bakara suresinin son ayetinde 286'da ve ifade ediyor. La yukellifullahu nefsen illa usaha. Ama biz farkında değiliz. Yani kaldıramayacağımızı zannediyoruz, hemen üflüyoruz püflüyoruz. Eğer bize Allah bir dert verdiyse bilin ki aslında kaldırabileceğimiz derttir de biz bilmiyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünü anlatmıştım ben burada, vefatını. İki cümleyle de olsa hatırlayalım. Ne diyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Humma rahatsızlığına yakalanmıştı, hani ayılıp bayılıyordu ya. İbn-i Mesud soruyordu çok mu acı çekiyorsun ya Resulallah deyince, İki insan acısı çekiyorum vallahi diyordu. Peygamberimiz Hatemul Enbiya, Resulü Sekaleyn, Ulul Azm peygamber. Yani ne demek hocam?
son peygamber, efendim en büyük 5 peygamberden bir tanesi, insanların ve cinlerin peygamberi ve Allah-u Teala'nın Habibi Kibriyası, en sevdiği peygamberi değil mi bizim peygamberimiz? Nasıl bir ölüm veriyor ona? Acı çekerek. Onun için de ne demiştik hatırlarsanız, o sohbetimizde söylemiştik de, belki olmayanlar var, onu da böylece tekrar etmiş olalım. Sakın ha sakın acı çeken birisini gördüğünüz zaman, böyle acı çekerek ölen birisini, Allah bilir ne günah işlemiş, bak böyle çeken işte demeyin. Bilemezsiniz, peygamber acı çekiyordu, günahı mı vardı? İsmet sıfatı var peygamberlerin. Allah-u Teala Celle Celaluhu bunu da imtihan yapar. Bir, iki, bir de böyle hastalıklarla var olan günahları da alır götürür. Günah yoksa da makamı yükseltir, makamı. Makam yükselir. Rabbim inşallah kaldıramayacağımız yükü yüklemesin. İşte Kuzman'ı gördüm diyor. Kuzman ne yapıyordu? Diyordu ki bu acı çektiği zaman dayanamadı. Ben artık öldüreceğim kendimi dedi. Aldı ve kılıcın üzerine öldürecek kendini. Engellemeye çalıştım, beni itekledi. Dedi ki ben dayanamıyorum. Ya sen ne yapıyorsun? Bak ölürsen zaten şehit olacaksın. Hani bizim atalarımızın tabiriyle söyleyecek olursak, ölürsek şehit cennet bizim, kalırsak gazi devlet bizim. Yani bu şuur da değil misin demek istedi yani. Sahabe-i kiram efendimiz o dedi ki ben dedi ne şehit olmak için geldim, ne de efendime söyleyeyim Allah için geldim. Ya ben dedi kahraman olmak için geldim. Ama dedi yaralandım, canım çok acıyor, dayanamıyorum. Onun için de ben kendimi öldüreceğim. Ne yapma dememe kalmadı diyor, kendini öldürdü. Harikiri yapar gibi, hani Japonların yaptığı gibi. Allah Resulü ne demişti Kuzman için? Bak Uhud'da ölenlerden bir tanesi de o, ama o şehit değildir. Kuzman helak oldu. Çünkü intihar etti. Helak oldu, cehennemlik oldu. Öyleyse niyet de çok önemli. Niyet zaten sahih oldu mu, amel de sahih olur. Niyetler bozuk oldu mu, ameller de bozuk olur aziz dostlar, güzel insanlar. İşte bu anlamda destanların mürekkebi kandır. Kanla yazar şehitler ve atalarımız yazmışlar nitekim. Ama biz ne yazık ki o yazılan destandan haberi olmayanlarımız var. Bir Çanakkale'den haberimiz yok, İstiklal Savaşı'ndan haberimiz yok, Malazgirt'ten haberimiz yok, İstanbul'un fethinden haberimiz yok. Yok bizim haberimiz. Ama bizim Amerika'nın Vietnam'daki mağlubiyetinin üzerine çekilen, Amerika'nın çok insancıl birisiymiş gibi gösterilen filmlerinin hepsini biliyoruz. Rambo'sunu biliyoruz, Rocky'sini biliyoruz. Biliyor muyuz? Fransızların her tarafa, İtalyanların her tarafa gidip de işgal yapıp, sömürü yapıp, insanları öldürdüklerini, katlettiklerini biliyoruz. Ama onların tarihlerinin, yalan tarihlerinin ile alakalı öyle güzel filmler çekilmiş ki bizim neslimiz onlarla büyüyor. Ve hiç kimse ben Fatih Sultan Mehmet olacağım diye diyen bir çocuk duydunuz mu? Ben Hazreti Hamza olacağım diyen var mı? Ben Alparslan olacağım diyen var mı? Yok. Yok. Ben Seyit Onbaşı olacağım diyen var mı? Yok. Ama ben Rambo olacağım, ben He-Man olacağım, ben bilmem ne yediği belirsiz Süpermen, bilmem örümcek adam olacağım deyip, hatta onun kostümünü de çocuğumuza alıyoruz. Çocuğumuz çok istiyor, alıyoruz yani. Böyle vatan sevgisi nasıl aşılayacağız çocuklarımıza? Vatan sevgisini biz çocuklarımıza tarihimizle öğreterek ancak anlatabiliriz. Onun için de çocuklarımızı imanlı nesiller olarak yetiştirmeliyiz ki vatanperver olsunlar. Zafer iman ile kazanılır çünkü. İman varsa imkan var. Zaferler de fedakarlık istediği için iman olmadı mı fedakarlık da yapamazlar. Fedakarlık ancak imanla mümkündür. Bir insan vatanı için canını feda edebilmesi için ancak iman gücü lazım. Şimdi bugün de bir şehidimiz var. Evimize soruyor hocam, acaba şehit midir? Şehittir kardeşim. İmanlı bir mümin değil miydi? Mümindi, tamam. Bütün günahlarını temizledi götürdü o kanı. Bitti. Bunun üzerine konuşulur mu böyle ya? La sen kendi günahına bak. Hayret bir şey ya. Kendi günahına bakmıyor. Aynı keçi gibi. Ondan bitireyim. Efendim Mevlana'nın Mesnevisinde geçiyor. Keçiyle koyun dost olmuşlar. İşte beraber geziyorlarmış. Bir ark
kenarına gelmişler. Koyun atlayınca affedersiniz kuyruğu kalkmış. Kuyruğu kalkınca ayıbını görmüş. Keçi kıs kıs gülmüş demiş. Ayıbını gördüm. Ayıbını gördüm demiş. Koyun vakariyetiyle, olgunluğuyla şöyle kafasını çevirmiş. Demiş ki ya keçi kardeş, senin ayıbın hep açıkta. Bir kere olsun yüzüne vurmadım. Ben bak kaç yıldır senden beraberiz, kaç aydır. Şurada alttan atladım, ayıbımı gördün, hemen yüzüme vurdun. İnsanoğlu böyle zaten. Ya kardeşim, şehit olmuş adam için şehit midir diye düşünmeyeceksin. Hatta onu bırakırız, biz intihar etmiş olan bir insan için ne deriz biliyor musunuz? Umulur ki kafası yerinde değildir, aklını yitirmiştir de biz öyle umarız, umacağız. İntihar etti, cehennemliktir demiyoruz, biz diyemeyiz. O öyle bir yetkimiz de yok zaten. Ama insanoğlu genelde kendi ayıbını bilmez, günahını görmez. Hep karşıdakinin günahını ve ayıbını araştırır. Rabbim bizleri böyle durumlardan esirgesin ve bugünkü şehidimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize minnettarız. Bütün minnettarlığımızı da onların bize bıraktığı şu aziz vatanı dört elle ne yapabilirsek. Herkesin bir görevi var, ödevi var. O ödevini doğru yaparsa, yani esnaf esnaflığını, memur memurluğunu, işçi işçiliğini, amir amirliğini, herkes çocuk çocukluğunu yapacak. Yapacak ki o vatan kalkınacak. Rabbim işte bu şuurla Allahü Teala Celle Celaluhu zaten şehitler ölmez buyuruyor. O ölmeyen şehitler bizi görüyorlar ve bizi hissediyorlar. Eğer vatana, onların bize bıraktığı bu vatanı biz bir gıdım geriye götürürsek vallahi üzülürler. Ama bir gıdım ileri demiyorum, metrelerce ileriye götürmemiz lazım. Ekonomik olarak da, sosyolojik olarak da, İslami olarak da, her konuda en ileri devlet olabilmek için kendi görüşlerimizi, dünyalık siyasi görüşlerimizi, cemaat görüşlerimizin hepsini çöpe atalım. Seçim zamanı gidin oyunuzu kullanın. Eğer haftada bir sohbetiniz varsa gidin cemaatinizden sohbetinizi yapın. Biz yapmayın anlamında söylemiyoruz. Ama cemaatinizin gözlüğüyle bakmayın. Siyasetinizin gözlüğüyle bakmayınız devlete. Bakarsanız işte o zaman bu devlet kaybolur. Bu vatan elden gider diyorum. Rabbim Celle Celaluhu bizi bu şuurlu kullarından eylesin. Vesselam. El Fatiha.